Macaristan'dan merhaba. Kış gününün sonunda mıyız abi? Gerçi ilkbahar geliyor. Bir montaj işi sebebiyle Budapest'e geldik. İsa abi var burada. Çok yoruldum, gezmek istemedim ama zorladım biraz. İşte ilk defa gelişimiz her ikimizin. Burada şirketimizin adına iş yapıyoruz. Yarın da döneceğiz. Ufak bir video çekelim dedik. Ve gezelim. Burada bizim görmediğimiz, bilmediğimiz özel olan bir şey ne var ne yok onu görmeye çalışıyoruz, gidiyoruz. Restoranlar, kafeler, her bir şey kapalı. Bir şey yemek içmek istiyorsak mecbur elde alıp bir köşede şöyle köşelerde oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Türkiye'den bir farkı yok. Orada daha sıkı şeyler, kurallar varmış. Öyle. Macaristan Avrupa Birliği üyesi 2007'den beri yanlış olmazsam. Budapest'te başkent. Şimdi Budapest'te ikiye bölünüyormuş. Karşıdaki taraf Buda. Bu bizim yürüdüğümüz, yani Tuna Nehri var. Bu tarafta Peşte, Budapest'te. Bu Buda kısmı Budizm'le ilgili bir alakası vardı. Araştırmadım. Tam olarak bilmiyorum. Bu Peşte'yi de hiç anlamadım ama böyle ikiye ayrılıyormuş. İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakası gibi. Sonra da bizim parlamento binasını göreceğiz. Oraya doğru yürüyeceğiz. Dünyanın en güzel parlamento binasıymış. Duyduğumuz kadarıyla. Oraya kadar gideceğiz. Sonra da döneceğiz evimize. Çünkü yorulduk. Gün boyunca çalıştığımız yerde bin in çık. 7. kata, 8. kata mahvolduk. En son bir kez asansör kullandık. Öyle birazcık mutlu olduk. Bu Budapest'te mimari bir garip. Yani bir garip derken böyle özel bir mimarileri varmış anladığım kadarıyla. Çeşitli böyle büstler var. Bir de arkada şu bina gibi böyle cepheli, bayağı bir süslü. Hayır, böyle düz yürüyelim abi. Böyle Budapest'te işte. Yürüyoruz baka baka. Kısa videolar çekeceğiz arada. Böyle bir kolaj şeklinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah beğenirsiniz, ne bileyim. Bizim İsa Şen. İsa Şen bizim en büyük ustamız. Şirketimizde böyle bakır büstleri var. Neyi anlamıyoruz ama şurada Hazreti İsa, Meryem Ana, üstte de muhtemelen bu ülkenin önemli bir şahsiyeti. Bu köprü, çalıştığımız yerde bir kitap geldi elime. Bu köprüyü gördüm. Bu köprü Budapest'in en eski köprülerden biri. Hatta en eskisi, öyle söyleyeyim. İsmini daha öğrenemedik ama bakarız şimdi. Buluruz. Hani o elimdeki düşen kitap 1900 senesinde çekilen fotoğraflar ve 2000 senesinde çekilen fotoğraflar vardı. Abi nereden geçeceğiz biz burada? Alttan geçeceğiz, evet. Böyle Chain Bridge, yani zincirli köprüsü demek oluyor herhalde. Şu an çalışma var. Giriş yasak. Biz de böyle alttan devam edeceğiz. Merdiven. Tabii merdivene biz alıştık. Ufaktan ufaktan parlamento binasına gideceğiz. Bir de şurada. Nerede? Şurada.
Macaristan'ın özgürlük sembolü, işte büstü varmış. Bu binayı bilmiyorum ne bina olduğunu. Akşam oluyor, telefon iyi çekmiyor. Yani video karanlık çıkıyor biraz ama olabildiği kadar böyle yürüye yürüye şey yapacağız. Böyle tünel var. Ses de öl. Türkiye'de olduğu gibi hani camilerle İslami inşaatları, yani eski Osmanlı'dan kalan inşaatlarıyla birlikte hani İslamiyet öne geliyor. Bunlarda da anladığım kadarıyla böyle çeşitli binalarla, kiliseler, katedraller, hani Hristiyanlığın öne çıkarmalarını bari çalışmışlar ki bu ülke aynı zamanda bir imparatorluk ülkesi yani. Avusturya, Macaristan. Parlamento binası da bu şekilde. Bir yandan görünüyor. Bir yandan bakacağız. Duyduğumuz kadar güzel bir iş yani. Değişik yani. Değişik yani. Bina. Böyle yürüyoruz, devam ediyoruz. Şimdi de parlamento binasının arkasından geçiyoruz. Nehir önünden geçtik, şimdi de arkadan. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Böyle görkemli bir bina. Enteresan, güzel. Normalde YouTube'da izlediğim videolar buralarda çok kalabalık oluyor da
virüs nedeniyle turist yok. Kafeler kapalı, restoranlar kapalı dediğimiz gibi. Böyle. Burayı çok beğendim arkadaşlar. Yani bu tarz mimarilerin gotik bir nedeniyle bilmiyorum ama enteresan bir güzel bir tam fotoğraflık. Hele şu an çok insan yok. Güzel fotoğraflar çıkardı. Öyle tek tük öyle koşan insanlar var. Havalar geçiyor, birileri köpeğini gezdiriyor. İşte böyle parlamento binası. Büyük. Bizim abi de çok yoruldu, beklemiyor. Tabii o da haklı. Ne yapalım, gün boyunca yorulduk ama ufak ufak gideceğiz işte. Thank you.
Bu ülkede Avrupa Birliği ülkesi ama para birimi forint, kendi paraları kullanıyorlar. Euro kullanımına geçmemişler daha. 1 euro yaklaşık 3.60 forint. Genelde de mesela kahve, su, efendim bira benzeri böyle içecekler bu fiyatlarda satılıyormuş. Çok pahalı bir ülke değil. Türkiye'den bir tık pahalı ama çok pahalı değil. Biz 3 gün oldu, kartan ödüyoruz burada abiyle birlikte. İşte kahvaltıdır, öğle yemeği, kahve, işte bir şeyler alıyoruz. 730 lira harcamışız. Yani önceki gündü, bugün 3 gün. Yani gayet uygun bence. Öyle bu arkadaşlar, euroyu kullanmıyormuş yani. Biz burada bir ev kiraladık, daha doğrusu kiralamışlar bizim için. Saat 7 mi oldu abi, 8 mi ne oldu? Saat başı çan çalıyor. Ev kiraladık, onu diyordum. 3 geceliğine. Ev gayet güzelmiş, geniş. Sıcak, yalıtım sistemine bayıldım bu insanlara. Dışarıda soğuk, içeride vay bir sıcak. Böyle iki artı bir evde, bir salonu var, bir de iki oda var, bir de mutfağı var. Fiyatını hiç bilmiyorum ama yani 25-30 euro civarında diye biliyorum yani ortalama fiyatlar.
Bunu da gidince göstermeye çalışacağım. Hani onu rezerve edince bir şifre, bir kod veriyorlarmış. O şekilde giriyormuşuz. Üstteki balkon bizim evimiz. Şimdi de evin kapısına geldik. Böyle binalar. Şifre var, şifre. Şifreye bakacağız şimdi. Abi birazcık yoruldu. Şifre hemen bakıyoruz. İyi abi, ezberlemiş.